dördüncü olan Tepebaşı İlçe Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli konuklar, bu mukaddes vatan için göğsünü siper ederek Türk milletinin... Eskişehir'in geleceği için hizmete devam niyetindeyse Cumhur İttifakı'na hem duası hem de desteğiyle yer alması gerektiğine inanıyoruz. Nebi Bey işte o ilk açıklamayı yaptı. Nebi Bey bu tutum ve duruşunda devam etmeli. Partisini ikna etmeli. Yöneticilerini ikna etmeli. Biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, İYİ Parti'ye oy veren, diğer partilere oy veren bütün vatandaşlarımızı muhabbetle kucaklıyoruz değerli arkadaşlar. Muhabbetle. Onlarla ayrılır, gayrımız yok. Ve Eskişehir'de Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak 31 Mart 2024 tarihinde muktedir, müessir ve müstesna bir sonuç alacağımıza canı gönülden inanıyorum. O zaman yerel iktidarda gelsinler ülke yararına komşu olalım. Biz buna hazırız. Biz buna varız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde büyük bir başarıya imza attık. Milliyetçi Hareket Partisi her türlü engellemeye rağmen, iftiraya rağmen, isnata rağmen, itibar suikastlarına rağmen önüne çekilen bütün barikatları yırttı, manşetleri yırttı ve hamdolsun 14 Mayıs'ta çok ciddi bir zafere imza attı. %2-3 gösteriyorlardı. Bittiler diyorlardı. Barajı geçemez diyorlardı. Tabanın kaydını söylüyorlardı. Ne oldu? Hiçbir anket şirketi şimdi sokağa çıkamıyor. Konuşmaya yüzü yok. Çünkü utanmalar yok. Ahlaksız hepsi. Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi milletinin sayesinde, tertemiz vicdanların, iradenin sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 50 değerli milletvekiliyle temsil imkanı kazandı. Eskişehir'imizin bir milletvekili vardı, bir milletvekili kaybettik. Keşke kaybetmeseydik. Teşkilatımız ve adaylarımız çok çalıştı. Çok gayret gösterdi. Emek verildi. Zaman ayrıldı. Yani tarlada izimiz vardı, harmanda da sözümüz olsun dedik. Adım adım 14 Mayıs'ı hazırladık. İl başkanımıza, yönetimine, ilçe başkanlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Malum ve hepiniz tarafından mağlup olan bazı sebeplerden dolayı milletvekili çıkaramadık. Ama zannetmeyin ki Eskişehir'in milletvekili yok. Eskişehir'in 50 milletvekili var değerli arkadaşlar. 50! Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekilleri Eskişehir'in milletvekili. Eskişehir asla sahipsiz, asla kimsesiz, asla yalnız değil. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde. Dava hukukumuzu daha da güçlendirerek. Birlik ruhumuzu daha da terçinleyerek. Hedeflerimizi pekiştirerek ve daha da ilerleterek Anadolu'nun ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Eskişehir'e Milliyetçi Hareket Partisi olarak daha çok hizmet edeceğiz. Daha çok başarıya birlikte ulaşacağız. Ve Allah'ın izniyle günü geldiğinde Cenab-ı Allah'a hamd edeceğiz. Şimdi de hamd ediyoruz. Milletimize de medyonu şükranlığımızı her zaman göstereceğiz. Çünkü biz Eskişehir'i seviyoruz. Eskişehirli vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu vesileyle bütün Eskişehirli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Selamlarımı Sayın Genel Başkanım adına gönderiyorum. Bu vesileyle de Pençekilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Şu anda tedavi edilen kahramanlarımıza şifalar temenni ediyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını gözümüz gibi koruyacağız, üzerine titreyeceğiz. Geride bıraktıkları evlatları ve aileleri namusumuza emanet. Gazilerimize uzun ömür diliyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Diyorum ki Eskişehir için vakit